Sıradaki bab başlığımız Bâb-ü Şerikati fi't-taami ve gayrihi. Yiyecekler konusunda ortaklık. Yenilir maddeler konusunda müşareket. Ve yuzkaru, dile getiriliyor ki enne racülen, bir adam sevame şeyen, bir şey için pazarlık yaptı. فَغَمَزَهُ اَخَرُ Başka biri ona işaret yaptı. Bir gamze işareti, bir göz işareti, belki bir el işaretiyle. فَرَأَى عُمَرُ اَنَّ لَهُ شَرِكَةً Bunun sonunda Hazreti Ömer böyle bir olayda o kişinin ortaklığı olduğuna hükmetti. Yani biri bir şeyi pazarlık yapıyor almak için. Karşı taraf artırdı parayı, talebini. 200'den aşağı vermem dedi. Bu adam artık almamak üzereyken orada birisi al al yapıyor ona. Onun oradaki müdahalesi kaş göz ederek bir şekilde el işaretiyle onun artık o pazarla ortak kabul edilmesine yol açmış. Hazreti Ömer'in reyine göre, düşüncesine göre. Dolayısıyla da muhtemel ki bu olay nasıl davalık bir olay oldu? O kişi o malı aldı. Sonra ona al işareti yapan kişi parasının yarısını o da vermek istedi. Ben bunun alımın ortağıyım diye. O da nereden çıktı dedi. Sen alırken alıver dedim ya. Dolayısıyla ben de bu işin ortağıyım demek oldu diye düşünmüş herhalde. Konu Hazreti Ömer'e aktarılınca o da ortaklığı olduğuna hükmetmiş. Tersi olaydı, mal kârlı çıkmayaydı, onu al işareti çeken kişiye yok, alıcı tarafındalar bunlar. Her ikisi de. Zaten adam muhtemel ki almak istedi ki konu davalık oldu. İşte zarar etse nasıl davalık olursa alırken ortaklıkta benimle birlikte bulundu. Beni teşvik etti. Dolayısıyla bu malın ortağıdır, zararının da ortağıdır. Demek nasılsa bu davanın tersi de böyle. Alımda ben ona destek oldum. Al al dedim, yani ben de ortağım anlamına geldi bu. Demek ki birileri birilerine pazarlık yapıyorsa gereksiz girmeyeceksin araya. Sonra adam ne diye beni teşvik ettin almaya o zaman der. Al al sen burayı, bu ev iyi, hadi hayır. Yani. Ben de senin ortağınım demek oluyormuş yani. Evde olmaz da böyle alım satımlarda, pazarda, çarşıda, hani orada çok pratik dönüyor çünkü bu. Yani ev alımı daha nitelikli, daha özel bir alım. Ayda yılda bir olan bir şey. Ama devenin üzerindeki yükü indiriyor işte, onun üzerinde ne kadar hububat var mesela. Orada pratik olarak ona hemen iştirak eden onun pazarlığına, o zaman pazarlığına ortak etmek istemiyorsa, malına onu ortak katmak istemiyorsa böyle bir durumda kişi sen karışma demeli. Alacaksan sen kendi pazarlığını yap ayrıca. Benim pazarlığıma karışma demeli ki müstakillen bu alım satımı yürüttüğünü bilsin. Yoksa onun müdahalesine açık olursa satıcı da bunlar ortak diye düşünür. Al al bunu, alalım burası uygun falan. Satıcı ne düşünecek? Bunlar müştereken satın alıyorlar. Evet Mehmet abi. Nihayetinde bu kadar yorum yaptığın için Hazreti Ömer bitmedi hocam yani. Bunda %100. Yani
Onun re'yine bakarak söyledik. Muhtemelen İmam Buhari hadisi buraya aldığına göre bunu hükmen merfu addediyor. Yoksa almazdı buraya. Yani mevkuf görseydi alırdı hocam. Çünkü tebe-i tabiinden bile bazen görüşler. Tabiinden bile yok, onlar bab başlığında. Bu da bab başlığında zaten. Bab başlığında mı burası? Evet. He, tamam. İyi o zaman. Başlık olarak koymuş diyelim bunu. Tamam. Hocam bugünkü alışverişlerde de bazı hayvan alışverişlerinde mesela özellikle kurallarla dönen şehirde çok görülüyor. Hiç tanımayan adam da devreye giriyor, ara buluyor. Ara bulmak başka bir şey. O cihetler oluyor mu? Bu taraf oluyor. Bu taraf oluyor. Dolayısıyla da yani ortaklık iddia edebilir. Çünkü aksi düşündüğünüzde zarar olsa nasıl satın alan kişi beni bu zarara soktun sen de bunun ortağısın diyebiliyorsa olabilir. 2368 nolu hadisteyiz. Hele bunlar arkadaşlarsa yani çünkü yakın arkadaşlarsa onun böyle destek vermesini yani ver demesini arkadaşı öyle değerlendirebilir. Tamam, demek ki bu da bu alımda benimle beraber. 2368. Haddesena Asbagh ibnul Faraci bize el-Asbagh bin Farac anlattı. Kale dedi ki akhbarani Abdullah ibn Vahb. Bana Abdullah bin Vehb haber verdi. Kale dedi ki اَخْبَرَنِي سَعِيدٌ bana Said haber verdi. عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ o da Zühre bin Mabed'den. عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ o da dedesi Abdullah bin Hişam'dan. وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme idrak etmiş, ona yetişmiş birisi. Demek ki son zamanlarında yetişti ki veya kendisi çok küçük yaşta onun son zamanına denk geldi. Ve zehebet bihi ummuhu annesi götürmüş demek ki çocuk Zeynebu bintu Humeyd'in annesi Zeynep bintu Humeyd alıp çocuğunu götürmüş ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürmüş. Fekalet demiş ki bu kadın Allah'ın Resulüne ya Resulallahi ey Allah'ın Resulü bayi'hu onunla mübayağa yap. Yani biat alsın senden. Ufacık çocuk fekale Resulullah da demiş ki huve sagirun o küçük. فَمَسَحَ رَأْسَهُ onun başını okşamış. وَدَعَ لَهُ ve ona dua etmiş. Yani demek ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biatın belli bir ciddiyeti var. Belli bir sorumlulukla gerçekleşiyor. Kişi neyin sözünü verdiğini, neyi karşısına aldığını bilmeli. Kadına sulandırmayalım dedi demek ki biat kurumunu. Yani çocuğu getirip de ona biat vermek de ne oluyor? Çocuk hangi sorumlulukta bu biatına sahip çıkacak? Kendisini korumaya muktedir değil. Malı, mülkü, serveti hiçbir şeysi yok. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavrı dikkat çekicidir. Çünkü biz bu tür şeylerde böyle önemli müesseselerimizi çocuklar üzerinden çabuk sulandırıyoruz. Mesela hadisçilerde icazet müessesesi böyle sulandırılmıştır. Yani kendi talebesine icazet vermenin yanı sıra onun çocuğuna, doğmamış çocuğuna. Gerçi tek başına icazet bir hadis alım yöntemi olarak muteber değildir çok fazla ama
yine de belli bir ciddiyette bırakılması, belli bir ağırlığının olması icap ederdi. Bazı türev ve çeşitleri var ki hakikaten sulanmış gözüküyor. Yani çocuklar, doğmamış çocuklar, nesebine, zürriyetine vesaire. Ama Allah'ın Resulü burada bakınız biat için gelen ve muhtemelen nasıl nazik duygularla geldi bu kadın, geri çevirmeyi göze almış, küçük demiş bu. Başını okşamış ve kendisine dua etmiş yani. Tabii yani, hani şenlik olsun diye de yaptırabilirdi. Ama demek ki o müesseseyi ciddiyetinde kalsın, çocuğa şenlik yapacaksak başını okşayalım, yanağını öpelim, gönderelim. Yani bir atlaşıyormuş gibi yapmamıza gerek yok. Huva sagirun, küçüktür o demiş. Diğerleri için de böyle mi hocam? Mesela çok küçük yaştaki çocuğa çarşaf giydiriyor, sıkı sıkı giydiriyor, oyun oynatmıyor. O dediğiniz başka bir şey, kurumsal bir şey değil o. Onda da çocuğun şeyi var. Belki sorumluluğu yok belki ama alışkanlığına konuşsun diye. Yani o tabii tesettür başlığı altında ele alınmalı. Bir kızcağızın, bir kız çocuğunun ne zaman tesettür için uygun olduğunu. Tabii bu onun gelişimiyle alakalı bir şey. Küçük yaşta biri için böyle bir sorumluluk olmadığını kestirebilirsiniz. Siz demek istiyorsunuz ki bazıları çok erken başlıyor buna. Evet. Olabilir. Yani ifrat ile tefrit her zaman görülebilen bir davranış. Bazıları da çok geç kalıyor. Bazılarımız diyelim de kendimizi de katalım. Yani dolayısıyla geç kalanların erken davrananları eleştirmesi gibi bir şey olur şimdi bizim söylememiz. Rabbim hepimize kolaylık versin. Bu çağda çocuklarla uğraşmak hakikaten zor. Evet, bizi fitneye, onlar üzerinden fitneye uğratmasın Rabbim. Çok zor bir şey. Devam edelim. وعن زهرة بن معبد زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق. زهرة demiş ki dedem beni çarşıya çıkarırdı. فَيَشْتَرِ الطَّعَامَ yiyecekler satın alırdı. Bu kez dedesi dediği deminki bir önceki sahnede annesinin peygambere götürdüğü o küçük çocuk. Abdullah bin Hişam. Şimdi sahne döndü. Resulullah sonraki bir zamandayız. Abdullah bin Hişam torununu kapıp alışverişe çıkıyor. Alım satıma çıkıyor pazara. Feyeşterit ta'ama, işte yiyecekler alır, satar. Feyelkâhu ibn-i Umar'a, İbn-i Ömer'e denk gelirdi diyor Hazreti Ömer'in oğluna. Ve ibn-i Zübeyr radıyallahu anhuma, İbn-i Zübeyr'e denk gelirdi. Feyekûlâni lehu, onlar görünce Abdullah bin Hişam'ı ona derlerdi ki, eşrikna, şu satın aldığına bizi de ortak et. Mesela satın alırken bir şey denk gelirlerse bizi de ortak et buna derlermiş. Artık bu bir deve, iki deve, üç deve neyse alıyorlar, satıyorlar. Pazar hareketli. Bizi de ortak et bu aldığına derlermiş. Neden? Fe innen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme قَدَّعَ لَكَ بِالْبَرَكَةِ. Çünkü Resulullah senin için bereket duasında bulundu. Bizi de ortak et de karlı iş olur seninki, bize de kar oradan gelsin. فَيَشْرَكُهُمْ, o da ortak ederdi onları. فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّحِلَةَ كَمَا هِيَ, bazen olurdu ki satın aldığı bir deveyi, diyelim bir deve yükü satın almış, sonra onu parça parça satmış. Bir bakmışsın ki iki develik para çıkmış. Yani
ne derler buna? Alnına kazanmış mı derler? Yani iki katına. Asaba rahilete kemahiye, yani deve olduğu gibi kâra çıkmış olabilir. Feyeb'afü biha ilel menziliye, sonra onu eve gönderirdi. Orada nasıl bir ticaret şeyi varsa hareketli, bu ve başka hadislerde de görebiliyoruz. Yani insanlar hızlı toparlayabiliyorlar, hızlı bir gelir elde edebiliyorlar. Tabi Cenab-ı Hak denk getirecek, çünkü ticarette bir yerde bazıları kazanırken diğerde bazıları da kaybedebilir. Hiç, her zaman her emtia pazarda yükselen bir fiyat trendi göstermeyebilir. Burada alırsın, pazara götürürsün, aldığından daha ucuzuna da satmak zorunda kalabilirsin. İşte bu da Allah Azze ve Celle'nin bakiyesi. Dilediğine verir. Bakiyetullahi hayrun lakum. Helal olan da odur. Biz hep marapsıza baktık hocam. Cenab-ı Allah ona bir de Zühri gibi bir torun vermiş. O da büyük bir bereket. Evet, Zuhra bin Ma'bed. Ha, bu meşhur Zühri. Değil, yok. Başka birisi. Devam edelim. 2368. Okuduk. Okuduk.